Elbette haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye 30 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Şimdi artık çalışma zamanı. 30 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve yanı sıra yerel yönetimlerden sorumlu muhtarlar da tabii ki görevlerine başladılar, seçildiler. Sorgun merkezdeyiz ve büyük mahallelerden birisi. Yeni Mahalle Muhtarı Süleyman Taşkan'ın makamındayız. Sayın Muhtarım, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim efendim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin efendim, sağ olun. Ben sizi tanıyorum ama Süleyman Taşkan kimdir? Kaç yıldır muhtarlık görevini sürdürüyor? Süleyman Taşkan 1960 doğumlu, 4 çocuk babası, Yeni Mahalle'de oturan bir mahalle sakinlerinden biri. 20 yıl mı geride kaldı muhtarlık? 20 yıl, yaklaşık 20 yıl geride kaldı. 20 yıl. Fotoğrafçılık yıllarında başladım muhtarlığı. Tek başına seçimi girip kazandım. Şimdi mahalle sakinlerimin görüşlerine bağlıyım en fazla. Herhalde ki biraz da çalışmamız var yani bu hususlarda. Hizmetiniz var. Hizmetten dolayıdır inşallah tabii ki. İnşallah. Evet. Efendim Sayın Taşkan. Efendim. Nüfusunuz nedir Yeni Mahalle'nin? Yeni Mahalle nüfusumuz yaklaşık 8000 nüfusumuz var. 3000'e yakın da seçmenimiz var. 3000'e yakın da seçmeniniz var. Efendim şimdi seçim geride kaldı. Evet. Yeni bir belediye başkanı da seçildi. Erkut Bey, Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Evet. Ben öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bize verdiği değerde. Biraz itibarımız arttı diyelim yani. Şimdi resmi kurumlarda olsun, vatandaşın gözünde olsun. İşlerimiz daha kolaylaştı. Daha ciddi alındı. Daha ciddiye alındı. Bir sıkıntı yaşamıyoruz yani işimizde. Sıkıntı yaşamıyoruz. Kesinlikle. Evet. Peki mahallede yardıma muhtaç çok insan var mı Sayın Muhtar? Var. Mahallemde, her mahallede olduğu gibi benim mahallemde yardıma ihtiyacı olan yoksul vatandaşlarım var. Benim zaten muhtar olarak en birinci görevim mahallemdeki yoksul insanları takip etmek, onları gözetmek, kollamak, gerekli yardımlarımı yapmak. Şimdi yurt dışından olsun, yurt içinden olsun böyle hayır sahibi vatandaşlarım gerekli tayinatı bize sağlıyor, hani gelirleri, maddi imkanları. Onları mahallemin yoksul insanlarına organize şekilde, yani böyle sırasıyla mümkün olduğu kadar ulaştığım şekilde yardım etmeye, ulaştırmaya çalışıyorum yani. Evet. Sayın Taşkan, tabii muhtarlıkta 20 yıl geride kaldı. 20 yıl iyi bir süre. Esnaflıktan bu tarafa geliyorsunuz. Evet. 26 yıl ben fotoğrafçılık olarak esnafıydım. Esnafken muhtar seçildim. Mahalle halkı da sağ olsun, onlara da ayrıca buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Onların da sayesinde muhtarlığımız devam ediyor. Devam ediyor. Efendim tabii huzur mahalleden başlıyor. Yani muhtarlıklardan başlıyor Türkiye genelindeki huzur. Mahallenizde huzur seviyesini... Benim birinci şeyim de yine bu şekilde diyeyim. Emniyetle ortaklığa işbirliğim var, devam ediyor. Her yıl olduğu gibi devamlı. Mahallemde bulunan metruk binaları, mahallemin güvenliği açısından madde bağımlısı gençleri de, onları da hani korumak için bu tür çalışmalarım yani her yıl devam ediyor, var yani. Ve içerisindesiniz çalışmak. Tabii muhakkak, kesinlikle içerisindeyim. Yeni mahallenin başka eksikleri var mı efendim? Bu yeni seçilen başkanımız da tabii ki her mahallede olduğu gibi bizim mahallemizde eksiklerimiz var yani. Çünkü sürekli eksikler dua geliyor. Doğal olarak. Evet, tabii doğal olarak eksiklerimiz var. Yeni seçilen başkanımız Sayın Erkut Bey'e de teşekkür ediyorum. O da ilk günlerinde gerekli memurları bize gönderdiler. Mahallemizdeki sokak sokak, cadde cadde ihtiyaçlarımızı tespit ettik, programa aldırdık. İnşallah onları da zamanla müsait olursa yapmaya devam edeceğiz inşallah. Devam edeceğiz. Evet, Sayın Süleyman Taşkan'la söyleşinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 1800 liralık muhtar maaşımı, 1200 lirasını ben en azından büro giderlerime ve geri kalan da öğrenci burslarına ayırıyorum. Kendi emekli maaşımla zaten geçiniyorum ben. Ayrıca yurt dışından böyle akrabalardan falan gelen, benim zaten mahallemde vadim vardı biliyorsun inşallah. Kesinlikle muhtarlığın sürecinde kimseden bir maddi talepte bulunmadım. Ve tüm büro giderlerimi kendi maaşımdan karşıladım. Şu an buranın kirasını da siz karşıladınız. Buranın kirasını tabii ki yani muhtarlığımıza ait bir yer olmadığı için büromun da maaşını, kirasını ben maaşımdan veriyorum. Evet. Kolay gelsin. Ama memnunum yani bu işten de çok memnunum. Severek yapıyorum. Çünkü bu iş muhtarlığı olarak bir beklentiniz var mı? Efendim? Beklentimiz sadece muhtarlık büromuz yapılırsa her mahallemize, diğer büyük şehirlerde olduğu gibi biraz daha rahat çalışabiliriz yani. Çalışabiliriz, evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkan, Allah razı olsun, memnun oldum. Ayaklarınıza sağlık. Size. Buradan herkese, emeği geçenlerin cümlesine
Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Biz de Sayın Süleyman Taşkan'a, yeni mahalle muhtarına, genç, dinamik beklentileri de yüksek. Rakipsiz. Çalışmaları da iyi de rakipsiz bir muhtar. Evet, sorma. Yeni mahallenin rakipsiz muhtarı Süleyman Taşkan'a mahalleyle ilgili çalışmalarını sorduk. Beklentilerini sorduk. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi huzur mahallede başlıyor. Köyde başlıyor. Köydeki huzur mahalleye, mahalledeki huzur ilçeye, ilçedeki huzur ile ve Türkiye'ye yansıyor. Huzurlu mahallelerin huzurlu olabilmesi için böylesine dinamik, ufku geniş muhtarlara ihtiyacımız var. Biz Türkiye'de sorunun olduğu her yerde olmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek üzere efendim. Haberin olduğu her yerde olmak koşuluyla tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.